Kayseri'de bir acenta şirketinde çalışan turizm işletmecisi Gonca Yelda Orhan şunları açıkladı. 20 yıldır turizm işletmeciliği yapıyorum. 20 yıldır da bu seyahat ajantasını hasbelkader işletmeye çalışıyoruz. Niye böyle dedim? Çünkü turizmcilerin genel sıkıntısı böyledir. Her sene bir ya savaş olur, ya bir ekonomik kriz olur, darbeler olur. Hep bunlardan ilk etkilenen sektörlerden birisi de turizmdir. Çünkü geçmişte daha özel tüketime gidiyordu, lüks tüketime gidiyordu ama şu anda günümüzde temel tüketim kısmında da çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bugün baktığımız zaman bir Kayseri İstanbul otobüs bileti 400 TL. 400 TL'ye gidiyorsunuz, 400 TL'ye de dönüyorsunuz. Yani 800 TL'ye bir öğrencinin Kayseri'den İstanbul'a, İstanbul'dan da Kayseri'ye gelmesi 800 TL. Yani bugün asgari ücretin neredeyse 1/4'ine bir aile düşünün. Bir anne baba düşünün, okuyan 2 çocuk düşünün, asgari ücretin 1/4'ini yol parasına vermek zorunda kalıyor. Uçak biletlerinden hiç bahsetmiyorum. Böyle bir asgari ücretle yaşayan, toplumda yaşayan bir ailenin bir çocuğunu artık okumaya uçakla göndermesi imkansız. Artık hayal durumuna geçti. Çünkü bugün uçak biletleri Kayseri İstanbul veya Kayseri İzmir, Kayseri Antalya uçak biletlerine baktığımız zaman bugün 1000 TL'den aşağıya fiyatlandırma mümkün değil, bulamıyoruz. Peki halkımız geliyor, bize soruyor. İşte bugün kaç kere oldu hatta bu ofisin içerisinde. Kayseri İstanbul otobüs bileti sordu ve gitti. Alamıyor çünkü. Veya işi varsa da bunu bir şekilde erteliyor. Veya uçak bileti fiyatını soruyor, mukayese ediyor. Uçak biletinin ne kadar pahalı olduğunu artık bırakın uçak bileti şu yaşadığımız ekonomik krizin içerisinde son 2 yıldır uçak bileti hani geçmişte hatırlatırım. Geçmişte uçağa binmek gerçekten lükstü. Şu anda artık otobüse binmek lüks oldu. Bırakın uçağa binmenin lüks olduğu bir durumda otobüse binmek artık lüks bir araç oldu. Otobüs dediğiniz zaman bugün otobüs şirketleri de en az bizim kadar şikayetçilerdir. Çünkü kendileri yolcu bulamıyorlar, otobüsleri birleştiriyorlar. Bugün bir tanesi 3 koltuk satıyor, bir gün de diğeri 4 koltuk satıyor, diğeri 5 koltuk satarak ortalama birleştirerek seyahati servisi açabiliyorlar. Böyle bir ekonomik krizin içerisinde yaşıyoruz. Biz vatandaşımıza tabii ki hak veriyoruz. Vatandaşa bir şey diyemiyoruz. Geliyor, soruyor. Çocuğunu, bakın Kurban Bayramı geliyor. Birçok aile şu anda çocuğunu memleketine getirtmeye çalışıyor. Ama maalesef baktığı zaman otobüs biletlerine, uçak biletlerine çocuğu 5 gün boyunca, 6 gün boyunca yurtta tek başına bir bayram geçirmeye muhtaç olduğu bir döneme girdik. Eskiden böyle miydi? Hayır, böyle bir şey yoktu. Her öğrenci otobüs biletine, annesine babasına dahi ihtiyacı olmazdı. Otobüs biletini, uçak biletini kendi bütçesine göre alırdı. Daha önceden alırdı bayram dönemlerinde. Daha önceden alırdı, seyahatini yapardı, dönerdi. Bakın finaller geliyor. Finallerde kesinlikle finaller bittikten sonra finallerle üniversite öğrencilerinde bütünleme arasında öğrenciler artık evine gelip annesinin babasını göremez oldu. Bir bayramda, geçtiğimiz bayramda da aynı sıkıntıyı yaşadık. Şeker Bayramı'nda da hiçbir öğrenci gelip annesinin babasının elini öpüp de bir şeker bayramı geçiremedi. Aynı şekilde şu anda önümüzdeki 20 günlük süreçte baktığımız takdirde Kurban Bayramı'na da sevgili öğrencilerimiz gelip de memleketinde annesinin babasının yanında elini öperek sıcak yatağında yatarak annesinin yaptığı sıcak bir çorbayı içerek maalesef bayram geçiremeyecek şekliyle gözüküyor. Tabii ki bu çok üzücü. Bizler açısından da üzücü. Tabii ki biz bu işin ticaretini yapıyoruz ama gelen vatandaşın halini gördükçe de bizim de söyleyebilecek birçok sözümüz yok. Mazot fiyatları o kadar arttı, benzin fiyatları o kadar arttı ki ulaşım fiyatlarına yansıması tabii ki bu şekilde normal. Ama halkın gelirine baktığınız zaman halkın böyle bir geliri maalesef yok. Artış yok. Asgari ücretin artışı şu anda bugün, geçen seneyle bugün arasındaki mazot fiyatlarına baktığınız zaman, benzin fiyatlarına baktığınız zaman %355 oranında zam gelmiş. Bugün hangi asgari ücreti %355 zam yapıldı? Hangi özel sektörde %355 zam yapıldı? Hangi devlet memuruna veya hangi emekliye %355 zam yapıldı diye ben buradan sizlere sormak istiyorum. Bizler tabii ki satıcı olarak da sıkıntı çekiyoruz. Vatandaş olarak da sıkıntı çekiyoruz. Dilerim en kısa zamanda bu sistem değişir. Vatandaşımız da bir refaha kavuşur. Bu sıkıntılardan kurtulur. Sektörel olarak da ben bir seyahat ajantası sahibi olarak da, işletmecisi olarak da hepimizin aydınlık günlere kavuşacağı günü dört gözle bekliyoruz.